Nino Fabrizi, İtalyan bir otomobil satıcısı. Başarılı, sevilen, yakında evlenmeye hazırlanan bir adam. Ama hayat aslında yalanlar üzerine kurulu. Nino, Fransa'da gösterime giren L'Italien, yani İtalyan adlı filmin ana karakteri. Asıl adı Murat Ben Saud ve İtalyan değil, Cezayir asıllı bir Fransız. İş bulmak için adını değiştirmiş. To find a flat, to have a normal life. Nino iş bulmak, daire kiralamak, normal bir yaşama sahip olmak için adını değiştiriyor. Çünkü Fransa'daki gerçeklik bu. Ailesi Kuzey Afrikalı, yani Nino bir Arap. Filmde Nino rolünü oynayan aktör Kad Merat da benzeri bir hikayeye sahip. Kadur olan adını Kad'a çevirmiş. Bu güç seçimi yapmak zorunda kalan çok kişi var Fransa'da. Naima Mili, üçüncü kuşak Cezayir asıllı bir Fransız. Naima'nın büyük babası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir'den Fransa'ya gelmiş. İnşaat sektöründe çalışmış. Ama Naima'nın gözü yükseklerde. How many times have you sent this CV out? 100 times. Özgeçmişini 100'den fazla şirkete göndermiş, bir kez bile mülakata çağrılmamış. Halbuki Fransa'nın önde gelen şirketlerinde iş tecrübesi olan, 4 dil bilen üniversite mezunu bir kadın Naima. That is really extraordinary. Yes. Naima bu duruma Arapça isminin yol açtığı görüşünde ve bu yüzden adını değiştirmeye karar vermiş. Artık Naima değil, Naomi olacak. Sadece tek bir mülakata olsun çağrılmak için. But it's not just the name they're looking at. There's also evidence that employers are looking at the postcode on the CV. If, for example, you were from this suburb of Saint-Saint-Denis, otherwise known in Paris as 93, you might be lucky if your CV gets even a second look. Whereas, if you lived here in the rather salubrious surroundings of the 5th arrondissement in central Paris, your application is likely to get a much more favorable response. Mustafa Kesus, Le Monde gazetesinde çalışan bir spor muhabiri. İş yerinde ırkçılık konusunda yazılar kaleme almış. İnsanların neden isimlerini değiştirmek istediklerini anlıyor. Yes, if you want to have a way out. İş bulmak istiyorsanız iyi olmanız lazım. Hatta mükemmel olmanız lazım. Ama bazen mükemmel de olsanız yetmiyor. There is still something wrong. Hükümetin tavsiyesi doğrultusunda artık bazı şirketler anonim özgeçmişlerle yapılan başvuruları kabul etmeye başladı. Bu yönetici kendilerine birçok farklı kökenden başvurular yapıldığını söylüyor. Bu, şirketimizde çalışmak isteyenler için cesaret verici, diyor. Kimlik ve göç, Fransa'da şu sıralar en hararetle tartışılan iki konu. Üstelik yalnız beyaz perdede de değil. İtalyan adlı film, Fransa'yı ırkçı olmakla suçlamıyor ama Fransa vatandaşı bile olsanız, Fransız toplumu ile bütünleşmenin ne kadar karmaşık olduğuna dikkati çekiyor. Bu film bir komedi olabilir ama kimileri için Dino'nun öyküsü can acıtan bir gerçeklik.